Ta ilk gençliğimden beri zincirleri hissettim ve onları kıracak bir yol olduğuna inandım. Paramaz ve 19 yoldaşı 15 Haziran 1915 sabahı şafak sökerken burada Beyazıt Meydanı'nda asılarak idam edildiler. Ne var ki bu topraklarda onların yolundan yürüyenler kendilerine bırakılan bu mirastan habersizdir. Kanunlar tüm halkların iradesinin ifadesi olabilirse, bölünme, ayrılma, yabancı devletlerin oyuncağı olma gibi olgular kendiliğinden ortadan kalkar. Ermeni teşkilatlarının kurulmasıyla birlikte bölgede ilk defa ciddi bir Ermeni milliyetçilik hareketi örgütlenmeye başlıyor. Paramaz Van'a fedai olarak girdi. O zamanlar bizim köylülerimizin talebi öz savunmaydı. Almanya ve İngiltere arasında baş gösteren gerilim ve zıtlık bir dünya savaşının yaklaşmakta olduğuna işaret ediyordu. Yeni bir çağdayız. İnsan olmanın yepyeni bir tanımı var artık. Gerçek yasacı halktan başkası olamaz. Sefalet var, kırılıyor. Halk orada kırılıyor. Ve Mali Beylaryan çok ilgileniyordu oradaki Ermenilerle. Yukarıdaki arz edilen illerdeki Ermenilerin Halep ve Musul bölgesine sevk edilerek iskan edilmesine ve bu konudaki onaylarının bildirilmesini arz ederim. Demokratik bir Osmanlı nasıl oluşabilir? Bütün halkların eşitliğini Osmanlı Anayasası'na nasıl yansıtabiliriz? Bunun için mücadele veriyordu Ermeni siyasi partileri. Paramazlar her ne kadar sosyalist olsalar da onların Ermeni kimliği öne çıkarılmıştır daima. Evet, Alman emperyalizminin genişleme hayalinin bu Kırım'da ciddi bir rolü vardır. Evet, savaş faktörünün yarattığı paniğin bu süreçte faktörü vardır. Ama asıl olanın önüne konulan ideal olduğunu, geleceğe dair kurulan hayaller olduğunu biz çok net olarak ve sayısız belge ile çok net bir şekilde saptıyoruz. Biz sosyal demokratız. Biz sadece Ermenilerin kurtuluşu için çalışmıyoruz, bütün insanlığın kurtuluşu için çalışıyoruz. Bizim vatanımız bütün dünyadır.